Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Ben Cengiz Hayırlı. Merhaba arkadaşlar, bugünkü yayınımızın konusu İzmir'deki deprem. Biliyorsunuz hepimizi derinden üzdü. Çünkü burada tabii ki yani kaybettiğimiz vatandaşlar var, yaralarımız var. Öncelikle kaybettiğimiz vatandaşları Allah'tan rahmet diliyoruz arkadaşlar. Mekanlar cennet olsun. Bu arada yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ben arkadaşlar daha önce 1998 yılında Adana Ceyhan depremini yaşamış biriyim. Gerçi deprem zamanı köydeydim. Fazla böyle şiddetli olarak hissetmedim. Yani mesela köyümüzde mesela 30-33 metrelik bir minaremiz vardı. Bu minarenin nasıl sallandığını gözlemlemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda da ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. İzmir'de bir gökdelenin nasıl sallandığını. Şu anda yani o gökdelenin en üst katında olmayı tabii ki istemezdim. Çünkü ne yapardım? Yani millet yani hani aklını kaybetse yani yeri de diye bir laf var. Yani bu videoyu da çekmek daha önce de istiyordum arkadaşlar ama uzun bir yani düşündüm yani çekeyim çekmeyeyim diye. Yani daha sonra işte çekmeye karar verdim. Mümkün olduğu kadar sizlere öyle depremle ilgili kötü veyahut da böyle üzünlü şeyleri fazla yayınlamak da istemiyorum. Ama tabii ki bazı görüntülerim de var. Onları da yayınlayacağım. Mesela bunlardan biri arkadaşlar. Demin ki o gökdeleni gördükten sonra tabii ki yıkılan binalarımız var. Vatandaşlarımız tabii ki demin dediğim gibi kaybettik. Bunun yanında Seferihisar'da arkadaşlar biliyorsunuz Seferihisar, Urla, Çeşme, İzmir'in denize en yakın olan yerleri ve depremi de en fazla hisseden yerleri. Çünkü deprem İzmir açıkları, yani Ege Denizi'nde olan bir deprem. Ve depremden sonra da denizin çekilmesi ve arkadan da tsunami'nin olması arkadaşlar. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz. Önce tsunami oldu. Ve daha sonra bu tsunami arkadaşlar daha sonra haberlerde falan seyrettiğimiz kadarıyla 1 kilometre yakın Seferihisar'ın mahallelerine kadar girdi. Özellikle de en yakın mahalle olan Sığıcak mahallesi arkadaşlar. Yanılmıyorsam o mahalleye arkadaşlar bayağı etkiledi. Orada bulunan bir yat limanı var arkadaşlar. Oradaki tekneler bayağı şey yaptı, zarar gördü. Bunun yanında Fox TV'nin ankimenliğini yapan Fatih Portakal'ın YouTube kanalından ilk haberleri ondan aldım diyebilirim. Daha sonra yine akşam yine Fatih Portakal'ın bu sefer Seferihisar'dan yapmış olduğu yayınları seyrettim ve hakikaten de irkildim. Bunun yanında işte televizyondan yine görüntüleri seyrettik. Bu arada arkadaşlar tabii ki yani sevinç dolu anlar da olmadı. Nitekim binaların altından çıkartılan vatandaşlarımızın, her çıkan vatandaşlarımızın arkadaşlar milletçi tabii ki onların şeyine sevindik arkadaşlar. Bunlardan da tabii ki en şey olan da yani depremin simgesi oldu arkadaşlar. Arama kurtarma ekibinin elini sıkı sıkı tutan, şu anda da ekranda gördüğünüz gibi Elif bir nevi Elif bebek diyen arkadaşlar. 3 yaşındaki Elif'in bu güzel yani umut dolu kurtarışı tabii ki depreminde yani en şeyli hüzünlü veyahut da sevinçli anların bir anda olması arkadaşlar. Biz de tabii ki yani Elif bebeğin bir an önce tabii ki sağlıklı hayatına dönmesini temenni ediyoruz. Şu anda en son gelen bilgiler arkadaşlar durumu iyiydi. Ve bu arada arkadaşlar arkadaşım var Mahmut Demir Facebook'ta ve YouTube'da
gündeme dair programlar yapıyor. YouTube kanalının da linkini kartlar bölümüne en sona ekleyelim arkadaşlar. Mahmut Demir arkadaşlar canlı yayın yaptı. Canlı yayında İzmir'de araştırmacı, gazeteci Nadir Yılmaz'la bir bağlantı yaptı arkadaşlar. Nadir Bey bu canlı yayında bakın neler anlattı Mahmut Demir arkadaşlar. Şimdi de onu dinleyelim. Alo. Nadir Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, iyi akşamlar. Sizler nasılsınız? İyiyiz çok şükür. İzmir'den son durumla ilgili olarak şu an canlı yayındayız. Ekranları başında seyreden tüm izleyicilerimiz İzmir'le kalbi orada atıyor. Sizinle ilgili oradaki endişelerinizi paylaşmak, bir nebze olsun duygularınıza telaffuz olmak istiyoruz. Ne yaşanıyor? Şu an durum nedir Nadir Bey? Şu anda durum artık yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Zaten son enkazlar kaldırıldı. Artık arama kurtarma çalışmaları bitti. Gerekli olan her şey yapıldı. İnsanlar artık normale dönmeye başladı. İşlerine, güçlerine dönmeye başladılar. Ama tabii çoğunluktaki olan insanlar korkudan hala evlerine giremeyenler var. Şehir dışına çıkanlar var. Çünkü dönem dönem zaman zaman küçük artçı depremler hala yaşanıyor. Durum bu. Peki kurtarma çalışmaları ne aşamada? Kurtarma çalışmaları artık bitti. Bugün itibariyle artık son buldu. Bütün şeyler tamamlandı. Artık enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor sadece. Dediğim gibi yani artık insanlar artık normale dönmeye başladılar. Kurtarma çalışmalarında artık yapacak bir şey kalmadı. Enkazlarla artık kurtarılacak insan olduğu da sanılmıyor çünkü. Bitti yani artık. Peki şu an itibariyle mevcut şehit sayısı enkaz altında ölen sayısı hakkında değil ama ölü sayısı 114 olarak açıklandı en son. Çünkü kurtarılan yaralılardan da ölenler oldu çünkü. Onlardan da ölen olduktan sonra son toplam olarak 114 kişi ölü sayısı olarak açıklandı. Az bir rakam değil tabii bu yani. Gayet yüksek bir rakam. Toplam 17 tane binadan çıkan ölü sayısı 114. Eğer bu çok daha şiddetli bir deprem olsaydı herhalde binleri, on binleri çok rahat vururdu. Peki şu an yanlış anlamadıysak şu an çalışmalar bitti mi? Yani öyle bir durum var. Bitti. Yani tabii enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Enkaz da arama kurtarma çalışmaları bitti. Tamamıyla sonlandırıldı. Çünkü gerek teknik gerekse fiziki çalışmalardan sonra hiç kimsenin olmadığı kanaatine varıldı artık. Arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Şimdi artık normalde tekrar şehirleşmeye, tekrar yaşamaya, tekrar acıları dindirmeye çalışmalarına devam ediliyor. Peki Nadir Bey, şimdi Bornova'da sadece Bornova bölgesinde mi, İzmir'in genelinde mi bir çalışma? Ölü adeti tamamen Bornova Bayraklı çevresinde. Diğer ilçelerde böyle bir şey yok. Sadece diğer ilçelerde hasarlı sayı, bina sayısı çok var İzmir genelinde. Hasarlı bina sayısı çok olduğundan dolayı insanlar evlerine giremiyorlar tabii haliyle. Yakınlarına gidiyorlar. İşte kurulan afet bölgelerinde konaklıyorlar. Sadece bu şey değil, binalar değil, okullarda da söz konusu, devlet, kamu kurumlarında da söz konusu, binalarda da aynı şeyler söz konusu. Hasarlı bina sayısı çok. Peki şey ne durumda? Artçı deprem oluyor mu? Oluyor, devamlı oluyor. Artçı depremler devamlı oluyor. Yani her gün, her saat aşağı yukarı artçı depremler 4 depremlere kadar çıkıyor, oluyor. Bugün yine oldu. Tabii bu artık paniğe yol açmıyor ama tabii büyük bir korku veriyor. İnsanlar dediğim gibi hasarlı binalarda özellikle evlerine giremiyorlar. Yakınlarına gidiyorlar, şehir dışına çıkıyorlar. Bu şekilde ama tüm Türkiye'den çok büyük bir destek geldi. Her konuda çok büyük bir destek geldi. Bunlarla birlikte kenetlenerek aşmaya çalışılıyor bu durum. Peki insanlar şu an dışarıda mı, evlerine dönüş yaptılar mı? Evlerine dönüş yaptılar. Genel olarak herkes evlerinde.
sadece evlerine giremeyen, dışarıda kalan insanlar, dediğim gibi hasarlı binalara sahip olan insanlar giremiyorlar. Onlar da afet bölgelerinde kalıyorlar. Kurulan çadırlarda kalıyorlar. Çok iyi yardımlarla ayakta duruyorlar. Bunun dışında dediğim gibi bir şey yok. Fakat bu depreme siz yaklaşık bir yıl sürecek. Çünkü bu binaların güçlendirilmesi, yeniden yapılması, tamirat görmesi yaklaşık bir yıl kadar sürecek. Peki İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız işlerine dönebildiler mi? İşler normal. Tabii normalde herkes işlerine döndü, çalışıyorlar. İşlerine güçlerine artık döndüler. Yapacak çünkü başka bir şey yok. Mecburen ilk günkü, ilk haftaki gibi değil artık durum yani. Tamamen artık normale dönmeye başladı diyebilirim. Normale dönmeye başladı. Evet. Yani teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun diliyoruz. Kalbimiz, yüreğimiz İzmir'de. İzmirlilerle. İzmir bizim canımız, ciğerimizdir. Yapabileceğimiz bir şey olur ise başımız gözümüz üzerine diyoruz burada. İnşallah yapacak hiçbir şey olmaz. Her şey normale döner. Herkes normal günlük yaşantısına devam eder artık eskisi gibi. Şeyden yerel yönetim ve merkezi hükümetten bir ayrı... Yerel yönetim oldukça zayıf kaldı İzmir'de. Yerel yönetim çok zayıf kaldı. Fakat devletin gücü erkanları olsun veya dış illerdeki yönetimler olsun, İzmir'e çok büyük destek sağladılar. Yani onlara çok büyük teşekkürler ediyoruz burada. Gerek Ankara, gerek İstanbul, Zonguldak, Marisa, hatta Çukurova, Adana'dan gelenler yönetimlerle ilgili çok büyük destekler oldu. Ama İzmir'in yönetimi, yerel yönetimi çok zayıf kaldı. Büyük geçmiş olsun. Buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyük geçmiş olsun abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Evet arkadaşlar, böylelikle bu yayınımızda burada bitiriyoruz. Tekrar geçmiş olsun İzmir'e, Ege'ye, Türkiye'ye arkadaşlar. Özellikle İzmir'in yanı sıra işte Ege bölgesinde Manisa, Aydın, bunun yanında Balıkesir'e kadar, hatta Çanakkale'ye kadar hissedilen bu depremde arkadaşlar. Evet, tekrar yayınımızın içinde dediğimiz gibi kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da bir an önce acil şifalar dileklerimizi tekrar ileterek yayınımızı burada bitiriyoruz. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağlıklı, güzel günler daima sizinle olsun arkadaşlar.